Üçüncülük ve bölgesel amatör ligde yüzün üzerinde golü bulunan Güven Güner'i santrofor, Serik Belediyespor'un golcüsü. Güven'in bir VTR'si var. O VTR'yi izlediğimiz ardından programımız kaldığı yerden devam edecek. B takımına kazandırdı. Oyun sürüyor. Ofsayt yok. Güven kaleciyle karşı karşıya. Güven ve müthiş bir gol. Güven Güner'i. Ofsayt yok. Güven kaleciyle karşı karşıya. Güven ve müthiş bir gol. Güven Güner'i. Hocasına koştu. Gerçekten çok klas bir gol attı Güven Güner'i. Evet, iyi akşamlar Güven. İyi akşamlar. Şimdi Güven, 4 dakikalık bir gol videosunu izledik. Bu özel VTR'de, yani 3.lük ve bölgesel amatör ligi, yüzün üzerinde golün var. 2005 yılında Fenerbahçe'de transfer oldun. Daha sonra Manisa, Maltepe, Beykoz, İnegöl, Kardemir, Karabük, Zonguldak, Kömür, Eyüp, Tokat,
Gebze, Çorlu, Serhat Ardahan, Serik, İçel, Görele, tekrar Serik. Ve Serik Belediyespor'da da inanılmaz bir çıkış yaptın. Hem 3. lige taşıdın ve yine de şu anda da zirvedesiniz. Evet Güven, özellikle bu üstün performansından dolayı seni kutluyoruz. Ve görmek istediğimiz tablo örnek bir sporcu ve örnek de bir karakter diyelim. Başarılarında devamını diliyoruz. Evet Güven, şu anda biliyorsun korona süreci ve şu anda az önce de İnegöl Spor Başkanı bağlandı. Yani maçların oynanması zor gözüküyor dedi. Serik Belediyespor'da durumlar şu anda nasıl? Ve sporcuların ve futbolcuların psikolojisi ve gidişatla ilgili neler söyleyeceksin? Öncelikle stüdyoda bulunan ve canlı yayında bizi izleyen bütün herkese Allah'ın selamını, rahmetini ve bereketini gönderiyorum. Beni yayına aldığınız için öncelikle bu güzel sözleriniz için de teşekkür ediyorum. Koronavirüs malum maalesef hayatı kilitlemiş durumda. Kariyerimle ilgili çok şükür evet birçok kulüpte oynadım. Ve şu anda Sevik Spor'dayız. Çok şükür Sevik Spor'da lider. Her şey yolunda giderken tabii ki bu virüs çıktıktan sonra bir anda hayat durdu. Tabii ki temenni ederdik ki lig devam etsin ve kim hak ediyorsa sonucunda herkes istediği başarıyı, istediği hedefe ulaşsın. Fakat işte malum ölen bütün mümin kardeşlerimize, bütün ülkemizdeki halkımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok zor bir süreçti hepimiz için. Hem finansal olarak hem yaşayan bütün insanlar için gerçekten bir an herkes bulunduğu konumla ilgili gerçekten zor durumlara düştü. Ama çok şükür şu anda her şey daha iyi gidiyor ülkemizde. Futbolla ilgili de şu anda bilmiyorum açıklama nasıl olacak tabii. Federasyonu heyecanla bekliyoruz biz de yani sonucun ne olacağını. Yani virüs dönemi gerçekten hepimizi zorladı. Yani şu anda futbolcu kardeşlerim de eminim ki bu sonucu merakla bekliyor. İnşallah bir an önce bir karar verirler. Hani devam edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü birçok futbolcu şu anda hazırlanmaya çalışıyor. Yani başlayacak mı, başlamayacak mı? Sürekli bir soru işaretleri var. Yani bu futbolcular için de zor. Ayrıca kulüplerin de finansal durumları ne durumda? Onu tabii ki büyüklerim olarak siz ve diğer başkanlar, kulüpler daha iyi bilirler ama şu anda herkes bir merak içerisinde. Süper Lig başladı. Evet PTT'de başladı. Şey birincilik de başladı. Fakat onların tabii ki sosyoekonomik durumları çok daha farklı. Evet. Üçüncü ligde, ikinci ligde ve Ballı Gün'de özellikle Ballı Gün'de ben daha çok oynadığım için oradaki çoğu kulübün finansal durumunun ne olduğunu az çok biliyorum. Yani burada isteğim hem kulüplerin hem de futbolcuların mağdur olmadan hem ailelerine çevresindeki çalışan bütün kardeşlerimizin bu virüsten dolayı etkilenmemesi en öncelikle dileğim. Yani zor bir süreçti abi. Siz de biliyorsunuz ki evlerde kaldık. Formumuz da tabii ki sezonun başladığı gibi değil. Yani ne kadar biz kendimiz evde çalışsak da, ne kadar antrenman yapsak da tabii ki yeterli olmuyor. Bu bir takım sporu ve takım halinde çalışmak çok önemli. Yani şimdi bir karar söylediler 18 Temmuz diye. Fakat evet. 18 Temmuz'da başlayacak mı? Nasıl şartlarda başlayacak? Kulüplerde işte testler yapılacak mı? Ya birçok soru işareti var. Tabii ki bunları da federasyonun en kısa zamanda hani bize açıklayıp hani devam edecekse ne şartlarda devam edecek? Yani devam etmeyecekse de nasıl bir sonuç çıkacak? Adil bir sonuç mu çıkacak? Herkesi tatmin edebilecekler mi? Çok zor bir süreç. Allah evet. Yardımcıları olsun. Yani şu anlık söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah en doğru kararı verirler de biz de hedeflerimizde ya ilerleriz ya da önümüzdeki evet. Yeni sezona bakarız. Şimdi Güven, özellikle futbolcular dediğin gibi olacak yani ligler oynanacak mı oynanmayacak mı? Ve işte bu durumlarla alakalı acayip sporcu psikolojisi de bozuldu. Yani evde çalışma imkanları bayağı bir zordu. Tabii bu normalleşmeye geçtikten sonra hafif hafif koşular şeyler olmaya başladı. Bunlara da şükür diyoruz. İnşallah bu süreçler normalleşme daha da yani normale döndüğümüzde bu arada vakalar da artıyor ama inşallah daha da artmaz. Dediğin gibi federasyonun da işi zor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. İlerleyen dakikalarda da yine bağlantılarımız olacak. Yayına bağlandığın için de çok teşekkür ederiz Güven Sparta'dan. Teşekkür ediyorum abi. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Stüdyodaki konuklarımızın da çok selamı var sana. Sağ olun.
Aleykümselam. Onlara da çok selamlar, hürmetler. Aleykümselam. Evet. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar abicim. Teşekkür ediyorum.